Hikmet Genç, 5. Parti MHP'den mi çıkacak? Parti başkanlığında aday olan isimlerden biri için şöyle diyor Bahçeli. İçinde birisi vardır ki, Fethullah Gülen hareketin siyasi figürü MHP'de görevlendirme girişimidir. Bu ne ona ne de kimseye fayda getirmez. Herkes aklını başına alsın. İlginç, çoktandır Fethullah Gülen ismini telaffuz etmiyordu Bahçeli. İhtiyaç hasıl olmamıştı demek ki. Kimdir bu siyasi figür diye düşünürken içlerinden biri cevap verdi. Eğer Devlet Bahçeli beni kastettiyse yadırgadım. Herkes bilir ki hiçbir cemaat tekke ve grupla ilişkim olmaz veya irademi üçüncü kişilere teslim etmem. Zaten cemaat diye bir şey kalmadı dağıldı. Meral Akşener Niye adaylardan sadece biri üzerine alındı ve cevap verdi orasını da anlamadık. Dolayısıyla akla o hikaye geliyor. Köyün birinde bir adamın kazı çalınmış. Adam hemen gidip köyün imamından yardım istemiş. İmam efendi en sevdiğim en değerli kazımı bulamıyorum. Allah rızası için kim çaldıysa bulun onu. İmam cevap vermiş derhal köylüye haber verin. Bütün köylü meydana toplansın önemli bir şey söyleyeceğim. Ahali meydana toplanmış. İmam şöyle demiş. Aranızda şu arkadaşın kazını çalan hırsızı şu an görüyorum. Hırsızın o olduğundan eminim. Çünkü başının üstünde kaz tuyu kalmış edepsizin. Buradan görünüyor. Kalabalığın arasından biri hemen elini başına doğru götürmüş. İmam o adamı göstererek yakalayın işte hırsız o demiş. Dedi ya Bahçeli ihtiyaç hasıl olunca Fethullah göndermesi yapıyor. MHP'ye düzenlenen kaset komplosundan sonra Bahçeli'nin vekillerini nasıl uyardığını hatırlayalım. Okyanus Ötesi Fetva makamlarının ve içerideki uzantılarının da tahrik ve provokasyonlarının menzilinde siz de varsınız. 8 Mayıs 2011. Bahçeli net bir şekilde kumpasın adresini göstermişti. Okyanus Ötesi Fetva makamı. Yani namı diğer Pensilvanyalı Kainat İmamı. Gelelim 7 Haziran'dan sonra koalisyon görüşmeleriyle ilgili Bahçeli'nin tutumuna. Şu her şeye hayır dediği süreç. AK Parti koalisyon için görüşme talebini iletince Bahçeli dört şartını öne sürmüştü. Bu şartlardan biri yerine getirilmezse koalisyona hayır diyecekti MHP. Ve hatta Bahçeli henüz Davutoğlu ile görüşmeden önce bir açıklama yapmıştı. Olmazsa olmaz dört maddeden biri şuydu. 17-25 Aralık'la hesaplaşacağız, dosyalar yeniden açılacak. İşte Bahçeli'nin hali pürmelali. İhtiyaç hasıl olunca Fethullah açıklaması yapıyor. 2011'de MHP'ye düzenlenen kaset komplosu ile ilgili olarak okyanus ötesi fetva makamının işi diyerek adresi bildiğini söylüyor. Parti başkanlığına aday olan isimlerden biri için aman dikkat Pensilvanya'nın figürüdür diyerek tehlikenin farkında mısınız uyarısını yapıyor. Sonra da koalisyon için şart koşuyor. 17-25 Aralık'la hesaplaşacağız, dosyalar yeniden açılacak.'' İyi de 17-25 Aralık komplosunun figürleri Pensilvanyalı değil mi? 17-25 Aralık kumpası okyanus ötesi fetva makamı tarafından hazırlanmadı mı? Peki o zaman neden okyanus ötesinin verdiği fetva ile Pensilvanya figürlerinin gerçekleştirdiği 17-25 Aralık kumpasının iddialarını doğru kabul ediyorsun, koalisyon için şart koşuyorsun? Yoksa o zaman da öyle mi ihtiyaç hasıl olmuştu? Hikmet Genç, Yeni Şafak